Hepinize merhaba arkadaşlar. Nisan ayı müfredatıyla karşınızdayız. Arkadaşlar Nisan ayı itibariyle havalar yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Şöyle bir geriye doğru baktığımızda önce sonbaharı sonra kışı atlattık ve şimdi önümüzde artık 3 aylık bir süre kaldı diyebiliriz sene sonuna kadar. Peki Nisan ayında neler yapacağız? Hangi konuları göreceğiz? Önce 5 ve 6. sınıf müfredatı ile başlayalım. Hatırlatmamızı yine yapalım. Milli Eğitim Bakanlığı EBA müfredatı ile Tonguç Akademi kanallarında yayınlanan ev okul programı tamamıyla paralel ve aynı konuları içeriyor. 5. sınıflar Türkçe'de cümlede anlam, metin türleri, parçada anlam, fende ışığın yayılması, insan ve çevre, sosyalde üretim, dağıtım ve tüketim, etkin vatandaşlık, İngilizce'de ise party time ve fitness ünitelerini işleyecek. 6. sınıflara geçtiğimizde Türkçe'de yazım ve noktalama, cümlede anlam, parçada anlam, fen dersinde ses ve özellikleri, vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı, din dersinde ise Hazreti Muhammed'in hayatı ünitesini işleyecek. Matematikte ise veri işleme konusu ilk hafta itibariyle bitiyor, açılar, üçgenin ve paralel kenarın alanı konularına geçiliyor. Evet 5 ve 6. sınıf müfredatını izledik. Şimdi derslerle alakalı değil de biraz sizin çalışma sisteminizle alakalı, hatta direkt olarak soru sormak istiyorum. Bu sorulara vereceğiniz cevapları yorumlara tek yazmanızı rica ediyorum. Birinci soru, bir ders çalışma programınız var mı ve bu programa uyabiliyor musunuz? İkinci sorumsa, sınıfınızın kanalında bir videoyu izlerken nasıl izliyorsunuz? Yani diyelim ki basit makineler konusunu açtınız, videoyu izliyorsunuz. Bu videoyu izlerken gerçekten önünüzde bir defter, kitap var mı? Yoksa sadece herhangi bir YouTube videosu izler gibi o videoyu açıp bu şekilde bakıp kapatıp gidiyor musunuz? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü çalışırken not almak çok önemli. Videoyu durdurarak önemli yerleri yazıp altını çizmek çok önemli. Bunu yapıyor musunuz? Merak ediyorum. Son soracağım soru da şu. Günlük ya da haftalık tekrarlarınızı düzenli olarak yapıyor musunuz? Yani size 3 tane soru sordum. Birincisi ders çalışma programınıza uyuyor musunuz? İkincisi video izlerken, ders videosu izlerken not alarak mı çalışıyorsunuz? Yoksa herhangi bir YouTube videosu izler gibi mi izliyorsunuz? Üçüncüsü de tekrarlarınızı düzenli olarak yapıyor musunuz? Siz bunları yoruma yazarken bizler de 7 ve 8. sınıf müfredatını görelim. 7. sınıflar Türkçe'de parçada anlam, yazım kuralları, matematikte yüzdeler, doğruda açılar ve çokgenler, fen dersinde ışığın madde ile etkileşimi, canlılarda üreme, büyüme, gelişme, sosyalde ise ekonomi ve sosyal hayat ünitelerini işleyecek. Gelelim 8. sınıflara. Türkçe'de dil bilgisi ve metin türleri, fende basit makineler, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi, din dersinde ise Hazreti Muhammed'in örnekliği işlenecek. 2007 tayfa dikkat! Matematikte doğrusal denklemlerden 2019 LGS'de tam 4 soru çıktı. Yani LGS matematiğin hem zor hem de en popüler ünitesi. Evet 7 ve 8. sınıf müfredatı da böyleydi. 7. sınıflar için artık yavaş yavaş LGS kafasına girmeye başladıklarını söyleyebiliriz. Özellikle benim tavsiyem Haziran'dan itibaren, belki Haziran sonu itibariyle en geç yavaş yavaş artık LGS öğrencisi gibi düşünmeye, LGS öğrencisi gibi çalışmaya başlamak gerekli. Diğer yanda da tabii 2007 tayfa var. Bu sene benim tavsiyem kalan bu 2 aylık süreçte 8. sınıf arkadaşlar asla vazgeçmesinler. Hiçbir şeye kafalarını takmasınlar ve bu kalan süreyi ellerinden gelen en iyi şekilde değerlendirsinler. Sınav sonrasında ise o pişmanlığı, ben çalışmadım, ben son aylarda hiçbir şey yapmadım pişmanlığını yaşamasınlar. Bizler de zaten sınav sürecine kadar sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz diyorum ve 9, 10, 11 müfredatını görüyoruz. 9. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı'nda tiyatro, biyografi, otobiyografi, matematikte üçgenler, fizikte enerji, ısı ve sıcaklık, biyolojide canlılar dünyası, coğrafyada ise doğal sistemler ünitelerini işleyecek. 10. sınıfa geçtiğimizde matematikte dörtgenler ve çokgenler, fizikte dalgalar, optik, kimyada asitler, bazlar ve tuzlar, tarih dersinde dünya gücü Osmanlı, Sultan ve Merkez Teşkilatı, biyolojide ise ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunlarını işleyecek. Geçiyoruz 11. sınıflara. Matematik dersinde denklem ve eşitsizlik sistemleri, çember ve daire göze çarparken fizikte elektrik ve manyetizma, biyolojide insan fizyolojisi, coğrafyada küresel ortam, bölgeler ve ülkeler, din dersinde ise inançla ilgili meseleler olacak. Evet liselerin müfredatı da böyleydi. Liseler için gerçekten yaz ayları, Nisan, Mayıs, Haziran ayları her zaman daha zor geçmiştir. Kendi lise dönemimden de hatırlıyorum. İnsanın bu aylarda yavaş yavaş motivasyonu kaybolabiliyor. Neden? Çünkü önünüzde gireceğiniz büyük bir sınav yok. Diyorsunuz ki nasıl olsa daha daha var. YKS'ye de daha var. Nasıl olsa artık son konular geliyor. Onları da zaten bir şekilde hallederim derken aslında bazı şeylerde çok eksik kalabiliyoruz. Özellikle 9. sınıf arkadaşların o konu yoğunluğuna, ders yoğunluğuna yeni alışıyor olması 9. sınıfta birazcık bocalamalara sebep olabiliyor. Lütfen sizler de aynı nasıl ki geçtiğimiz yıllarda LGS'ye çalıştıysanız yine 9, 10 ve 11'de de aynı tempoyu kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Hatta üstüne çıkmanız gerekiyor. Şu an birçok 9. sınıf arkadaşa sorsak keşke LGS dönemine dönsek, o zaman daha kolaymış aslında diyorlar. Tabii 9. sınıf, 10. sınıf gerçekten çok kolay değil. Onlara da başarılar diliyoruz. Nisan ayı müfredatımız böyleydi arkadaşlar. O zaman Mayıs ayında tekrar görüşürüz diyelim. Hoşça kalın.